Facebook şirketi bir kez daha imajını iyileştirme çabasında. Gençleri zararlı içerikten uzak tutmak için yeni önlemler alınacak. Instagram'da uzun süre vakit geçirenlere mola ver uyarısı gelecek mesela. Peki neden böyle bir adıma ihtiyaç duyuldu? Detaylarını getirelim ekranı. Milyonlarca kişi artık saatlerini ekrana bakarak sosyal medyada geçiriyor. Sanal alemin en güçlü şirketlerinden Facebook, kullanıcılarından kar üstüne kar elde ederken yol açtı olumsuzlukların sorumluluğundansa kurtuluyor. Çünkü internete yönelik düzenlemelerin zayıf olması sayesinde neredeyse dokunulmazlık zırhı var. Ancak bu zırh geçen hafta Amerikan Senatosu'nda konuşan eski Facebook çalışanının açıklamalarıyla ağır darbe aldı. Francis Haugen, Facebook'un yüksek karı kullanıcı güvenliğine tercih ettiğini söyledi. Şirketin demokrasi için tehdit olduğunu öne sürüp acil yasal düzenleme çağrısı yaptı. Yoğun baskı altında kalan Facebook'tan ilk adım geldi. Güveni tesis etmek için yeni düzenlemeler yolda. Facebook Küresel ilişkiler Başkan Yardımcısı Nick Clegg, planın ana hatlarını açıkladı. Buna göre kullanıcıların aynı içeriğe tekrar tekrar bakması halinde içerik incelenecek. Zararlı unsur tespit edilirse dürtme gibi seçenekler devreye girecek. Gençler başka içeriğe yönlendirilecek. Çocukların çevrim içi yaptıklarının denetlenebilmesi için ailelere isteğe bağlı yeni kontrol mekanizması sunulacak. Instagram'a da mola ver özelliği geliyor. Bu sayede gençler Instagram'a uzun süre bakmamaya teşvik edilecek. Facebook bundan sonra daha şeffaf olmayı da vaat etti. İnternet düzenleyicilerinin Facebook algoritmalarına erişmesine yeşil ışık yakıldı. Ancak tüm bu adımları yetersiz görenler var. Çünkü plan ayrıntılardan yoksun ve yeni özelliklerin ne kadar etkili olacağından şüphe ediliyor. Facebook bünyesindeki Instagram'ın gençlerin zihin sağlığına zarar verdiği, şirketin iç araştırmasında belgelenmiş fakat rapor sümen alta edilmişti.